Selam dostlar. Likya Medeniyetler Müzesi'ndeyim. Harika bir müzeymiş burası. Demre'de. Geçerken biraz da size göstereyim istedim. Neler var neler yok. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama çok da müzede sesli konuşmak istemiyorum. Şöyle şimdi. Burası giriş bölümü. Evet, şu arka taraftan giriliyor. Şurada şöyle bir animasyon var. Bölgenin haritasını gösteriyor. İşte Likya'dan bahsediyor. Likya doğal felaketler, Likya'da deprem, Likya floresi vesaire. Roma dönemi. Şöyle hızlıca göstereyim. Sonra bu adak siteliymiş bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben böyle önemli şeyleri göstereyim isterseniz. Bir ikona var. Ahşap üzerine yapılmış. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl. Böyle bir ahşap üzerine bir çalışma var. Şuradaki abiler de Likya seyyahları. Şu arkamda gördüğünüzde Likya'yı keşfe gelen ilk seyyah varmış. Şöyle bir bölüm var. Müzenin mimarisini çok beğendim. Harika tasarlanmış bu müze. Yani Likya anca bu kadar güzel anlatılabilirmiş. Süper. Şimdi burada böyle Likya antik kent hakkında bilgiler var. Neler var? Patara'yı anlatıyor. Patara Antalya'nın Kaşıcısı'na bağlı. Gelemiş köyünde yer alır. Likya vesaire vesaire. Likya Birliği Meclis Binası. Anlatıyor böyle içerikler, bilgiler var. Ben size bu bilgileri aktarmayayım. Hem video uzun sürer hem de ilgilenmeyebilirsiniz. İşte Likya'nın epigrafisi vesaire vesaire. Leton yazıklı dikme. Bak şu Leton yazıklı dikmeymiş bu. Tamam, neymiş bu? Antik kent pazarında ele geçen klasik dönemden geç döneme kadar uzanan Likça yazıtı vesaire vesaire. İşte bunları kafamızı şişirmeyelim. Ama Antalya'ya gelirseniz Demre'ye mutlaka buraya uğrayın. Burası çay ağzına giden yolda. Müthiş bir yer. Burası Mira'ya bağlı bir mahalle şeklinde gibi konumlanmış. Şurada Olimpos'tan bahsediyor. Olimpos'un ilk kuruluş yılları Yunanca adına dayanarak Anadolu'nun Helenleşme dönemine rastlamaktadır vesaire vesaire gidiyor. Bu neymiş? Ticaret yazıtıymış şu. Yanındaki şey. Şimdi burada ne var? Şöyle objeler var. Mükemmel bir müze. Kesin gelmeniz lazım buraya. Müze kartımın süresi bitmişti. Giriş 5 lira. Çok da uygun fiyata girdim yani. Normalde müzeler bu kadar ucuz olmaz ama. Pişmiş toprak tabaklarmış. Bunlar çapaymış bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Burada biraz çağlardan bahsediyorlar. Helenistik dönem. İşte Batı Doğu, Roma, Akdeniz'i,
gemiler, orta çağ, eski çağ, yeni çağda gemilerin şeyleri biraz, tasarımları değişiklik gösteriyor. İşte uzun Viking gemisi, kadırga denilen bir şey var. Fenike ticaret gemisi, yeni krallık dönemi Mısır gemisi, Droma tipi, Kalyeta tipi diye şeyler var. Amfora denilen bir şey var. Bakın şöyle amfora. Bunlar amforaymış. Yunanca bir kelime olan amferus, karşılıklı ya da iki taraflı anlamına gelen amfi ile taşımak fiilinden türetilmiş vesaire vesaire. Evet, burası gemicilikle ilgili galiba sanırım. Şöyle hızlı geçeyim mi? Şöyle bir yer var. Burası neymiş? Alakanda. Antalya'yı Filike, Arif Köyü sınırları içerisinde yer alan Alakanda antik kent ismi. Likya dilinde Arikivanda. Yüksek kayalığın yanındaki yer anlamına geliyormuş. Alakanda. Yüksek kayalığın yanındaki yer. Vay be, süper. Burada neler var? Hızlıca geçelim şöyle. Kulp, tunç, mobilya parçası falan filan. Bunlar neymiş? Kulp, tunç, heykel parçaları. Sürahi, mühür taşı, sürahi vesaire. Likya'da madencilikle ilgili bilgi var. Bunlar neymiş? İbrik, yonca, vazo. Şöyle. Evet, şimdi bizim konumuza geldik. Zeytinyağı üretimi. Akdeniz medeniyetinin en önemli sembolü olan zeytinyağını vatan olarak Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in kıyıları gösterilir. Orta ve gençlik çağında Anadolu, Suriye, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Girit gibi yerlerde zeytinyağı üretimi yaygınlaştığı anlaşılmaktadır. Antik dönem içerisinde zeytinler ağaçtan toplandıktan sonra temizlenir ve yumuşatılır. Bu zeytinler ayaklı ezme, küçük dövme araçları, basit yağ değirmenleri veya gelişmiş yağ değirmenleri vasıtasıyla parçalanır. Parçalanan zeytinler baskı yolu, pres, baskı kolu ve makaralı pres, baskı kolu vesaire çarçut işte. Makara presi falan filan da biriktirme havuzlarına alınmış. Antik dönemde diğer bölgelerde olduğu gibi Likya bölgesinde de zeytinyağı besin, kozmetik ve aydınlatma amacının yanı sıra spor müsabakalarında kullanılırmış. Herhalde bu yağlı güreşler, bizim bu günümüze gelen yağlı güreşler olsa gerek. Yanı sıra resmi amaçlı zeytinyağı temin için ayrıca 12 bin denarlı mayra, 12 bin denar değerindeki zeytin ağaçlarının yanı sıra resmi amaçlı zeytinyağı temini için de vakfedilmiş falan filan. Bakın zeytinyağı ne kadar önemli arkadaşlar, görüyor musunuz ya? Yani Likya mutfak kültürü. Şöyle genişten tutayım. Antik dönemde Likya mutfağının başta besin maddeleri et, balık, yağ, tahıl, sebze ve meyve şeklinde sayılabilir. Et yemekleri bol baharat katkılıdır. Sebze ve meyve yazın taze, kışın kurtularak, balıklar ise taze kurtulmuş veya konserve olarak tüketilmiştir. Likya mutfağında arpa unundan yapılan bir tür yufka ekmeği olan maza ön plandadır. Maza isminde bir yufka ekmeği varmış. Roma döneminde ise kızıl buğday unundan yapılan ve adına da puls denen bir başka yufka türü daha varmış. Yemekler de lahana, ıspanak, pazı, ebegümeci, kuşkonmaz, pırasa, fasulye, bezelye, mercimek,
ve baklık kullanıldığı bilinmektedir. Dereotu, fesleğen, kekik, kimyon, kişniş, nane ve silpuhum baharat, neyse bu olarak kullanılmıştır. Zeytinyağı hemen her yemekte tercih edilmiştir. En çok tercih edilen meyveler ise incir, üzüm ve elmadır. Üzümden passum adı verilen şarap üretilmiştir. Bal ile karıştırarak tüketilen şarap ise monsum olarak isimlendirilmiştir. Likya mutfağı da böyleymiş arkadaşlar. Burada ekonomisi, ticareti falan filan bir takım ek bilgiler daha yer almakta. Şimdi burayı da bir geçelim mi hızlıca? Neyse, burada da işte şeyler var. Neler var? Antik dönemde takı objeler var, cam objeler var. İlginç bulduğum şeyleri göstereyim ben size eğer bulursam. Burada aksesuar amaçlı koymuş balta vesaire var. Onlar herhalde tarihle ilgili değil. Burada da bir takım figürler var. Kireç taşından yapılmış figürler. Burada da gene dekoratif amaçlı yapıldığını düşündüğüm şeyler var. Ne derler? Tekneler, sandallar, gemiler, neyse işte. Evet arkadaşlar, Likya Medeniyetler Müzesi'nden bu kadar. Buraya mutlaka gelin, ziyaret edin. Hadi kendinize çok iyi bakın.